Hande? Sen de mi gidiyorsun? Evet, işimiz bitti. Aslında beraber gideriz diye düşündüm. Beni mi bekledin? Aslında taksi bekliyordum ama hala gelmedi. Necat'la aranız iyi gibi. Bir gelişme var sanki. Biraz özel bir konu. Seninle konuşmalı mıyım bilmiyorum. Doğru tabii. Saçma olurdu benimle konuşman. Evet. O zaman keşke benim cümlelerimle ilanı aşk etmeseydin Bahande. Anlamadım. Sen orada mıydın? Tabii ki oradaydım. Uzaktan gizlice bizi izliyordun. Sana inanamıyorum. Pes doğrusu. Herhalde yanlışlıkla olmuştur değil mi? Aklına gelmiştir benim yazdıklarım. Gayet de okuyup ezberledim. İsteyerek söyledim. Sen neden oradaydın asıl Aylin? Kendine engel olamadın mı? Çünkü Necat'a aşıksın. Hem de sırılsıklam aşıksın. Hayır değilim. Güldürme Allah aşkına beni. Yani o mektubu Necat'a çok eskiden yazdığına inanacağımı mı düşündün? Aklın sıra benden önce davranacaktın. Mektubu Necat'a verecektin ama olmadı. Hayat, ne ekersen onu biçersin. Nasıl yapabilirsin böyle bir şey ya? Sen nasıl yapabilirsin böyle bir şey? Beni kandırmak istedin ve başaramadın. Şimdi sonuçlarına katlanıyorsun. Aslında telafi edebilirsin. Necat'a Hande'nin sana fısıldadıkları benim sözlerimdi. Mektubumu çaldı diyebilirsin. Ama yapmayacaksın. Cesaretin yok. Sen gerçekten korkunç bir insansın. Acaba... ya da Necat'ı senden daha fazla istiyorum. Ben insanları biraz sanıyorum Aylin. Olmuşla eziyi ayırt edebiliyorum yani. Senden önce buradaydım ben. Başka taksiye. Ben ne yaptım ya? Necat o kadınla olamaz. Benim her şeyi anlatmam lazım.